Evet, hocam Ekim ayı içerisindeyiz ve meme kanseri farkındalık ayı önemli bir ay. Evet. Neden? Çünkü sıklıkla görünen bir rahatsızlık. Yakınlarımızda sıklıkla görülüyor. Peki, meme kanserinde erken tanı önemli midir? Meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. Evet. Ve her 10 kadından bir tanesi meme kanseri olma riski altındadır. O yüzden bizler mutlaka meme kanserine yakalanmadan önce veya yakalandığımız zaman da en erken dönemde teşhis etmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Düzenli check-up'larımızı yaptırmamız gerekir. Memede elimize gelen ağrısız bir kitle varsa, koltuk altında bir kitle varsa, meme dokusu üzerinde çekintiler varsa, portakal kabuğu görünümü dediğimiz hem renk değişikliği hem böyle çekilme varsa, meme başından akıntı varsa, pürülen veya kanamalı bir akıntı varsa, şekil değişiklikleri varsa bunlar bize meme kanserinin habercisidir diyebiliriz. O yüzden bu tür değişikliklerde çok dikkat etmemiz gerekir meme kanseri yönünden. Peki, bunları saydınız hocam. Evet. Kadınlarımız kendi kendilerine nasıl muayene etmeliler meme kanseri teşhisinde, tanısında? Bu da önemli. Kesinlikle, en önemli odur. Meme kanserinin teşhisi için kadınlar her ay regl dönemi, menstruasyonun ilk gününden itibaren ilk gününü baz alırsak 3 ila 5. günleri her ay düzenli bir şekilde elle meme muayenesi yapmaları gerekir. Elle meme muayenesi demek sağ eliyle sol memenin bütün kadranlarını elimizde hafif hafif dokundurmamız gerekiyor meme dokusunun üzerine. Elimize gelen bir kitle var mı, bir çekinti var mı, bir cilde yakın bir yerde bir sertleşme var mı onu görmek için. Sağ elimizle sol memeyi, sol elimizle de sağ memeyi düzenli bir şekilde elle muayeneden geçirmemiz gerekiyor. Yine koltuk altlarımıza da bakmamız gerekiyor. Bu şekilde en hızlı teşhis için çok basittir ve çok hızlı bir şekilde teşhisi, yani meme kanserine teşhis etme yöntemidir diyebiliriz. Velev ki burada gördüğümüz herhangi bir kitle elimize geldiyse derhal doktora başvurmamız gerekiyor. Genel cerrahi doktoruna başvurmamız gerekiyor. Genel cerrahi doktoru muayenesini yapar. Arkasından kişi eğer 40 yaşının üzerindeyse yıllık düzenli mamografi çektirmesi gerekmektedir. Kişi 40 yaşın altındaysa, 20 ila 40 yaş arasındaysa o zaman meme ultrasonu meme kanserinin teşhisinde bize yol gösterir. 40 yaşından sonra mamografi dediğimiz küçük düşük doz X ışınları kullanılarak bir görüntüleme yapılan meme dokusunda görüntüleme yapılır ve bununla meme kanseri teşhis edilir. 40 yaşının altındakilerde 20-40 yaş arasında meme dokusu çok yağlı olduğu için aralarda kalan küçük kanseri, meme kanserini teşhis etmekte güçlük çeker mamografi. O yüzden 40 yaşın altındayken meme ultrasonu bize meme kanserinin teşhisinde çok daha iyi yol göstericidir diyebiliriz. Süreyya Hocam, burada da şunu görüyoruz. Yaş önemli bir faktör. Yaş çok önemli bir faktördür. Teşhiste önemli bir faktördür. Tedavi için de önemli bir faktördür. Tedavide velev ki kişi, aile öyküsü de bizim için tabii ki çok önemli. Teşhisi kondu, kitle memeden çıkarıldı, tümör kitlesi çıkarıldı. Tümör kitlesinin büyüklüğüne göre, koltuk altındaki lenf notlarının yayılımına göre, çevresel organlara, tümörün yayılımına göre biz meme kanserini evrelemekteyiz. Evrelemek de eğer meme ile sınırlıysa, evre 1 işte koltuk altlarına yayıldıysa ve diğer organlara da yayıldıysa evresi bu şekilde giderek artar. En fazla evre 4 meme kanseridir. O zaman yayılımı maalesef meme dokusunun haricindeki diğer organlara da yayılmış demektir. Öyle diyebiliriz. Evre 1 ve evre 4 arasında bir süreç.
Evet. Ve bu süreçte de kişi gerek kontrolleriyle gerek tedavisiyle de kanser hastalığını yenebiliyor. Kesinlikle. Şöyle diyebiliriz, ne kadar erken dönemde teşhis edilirse %100 başarı şansı olan bir hastalıktır. Artık biz ona hastalık diyoruz. Ne kadar erken dönemde yakalanırsa tedavi şekilleri, tedavi seçenekleri çok daha fazla artar. Ne kadar ileri evrelerde yakalanırsa tedavi seçeneklerimiz o kadar düşer. O yüzden bizim elimizden geldiğince önce elle meme muayenesi, ondan sonra düzenli yıllık rutin check-up kontrollerimiz, bunları mutlaka yaptırmamız bize uzun uzun ömürler, sağlıklı bir şekilde kalmamızı sağlayacak teşhis yöntemleridir diyebiliriz. Ve tedaviye cevap veren de bir hastalık. Kesinlikle tedaviye cevap veren bir hastalıktır. Yapıldığında, teşhis konduğunda, cerrahi olarak tümör çıkarıldıktan sonra kişinin meme dokusundaki o tümörün patolojik raporu bize yol gösterir. Patoloji raporuna göre hastaya hangi tür kemoterapi uygulanacağı, hangi tür hormon tedavisi uygulanacağı, akıllı ilaçların kullanılıp kullanılmayacağı, hep bu tümörden elde edilen tümörün patoloji laboratuvarında incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler bize yol gösterir, öyle söyleyebiliriz.